Evrim teorisiyle Allah inancının ilişkisinde farklı yaklaşımlar. Evrim teorisiyle Allah inancının ilişkisi hakkındaki yaygın yanılgıların en önemlilerinden biri, evrim teorisini ortaya koyanların veya ona inananların ateizmle, evrim teorisine inanmayanlarınsa teizmle özdeşleştirilmeleridir. Oysa gerçek hiç de böyle değildir. Evrim teorisine inanan birçok teist bilim insanı, felsefeci ve ilahiyatçı mevcuttur. Nitekim Darwin'in teorisinin Amerika'da tanınmasını sağlayan Harvard Üniversitesi'nden botanikçi Esa Gray, bugün savunulan şekliyle evrim teorisinin babası diyebileceğimiz Theodosius Dobzhansky, çağımızın belki de en önemli biyoloji genetik projesi olan insan Genom Projesi'nin uzun yıllar başkanı olmuş Francis Collins, çağımızın en önemli fosil bilimcilerinden Simon Conway Morris gibi evrim teorisinin geliştirilmesinde katkısı olan ünlü bilim insanları, kendi Allah inançlarıyla evrim teorisi arasında bir çelişki olmadığını ifade etmişlerdir. Hatta ünlü ateist, bilim ve biyoloji felsefecisi Michael Rose da hem Allah'a hem evrim teorisine beraberce inanılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmiştir. Birçok ateist ise evrim teorisinin doğru olup olmadığıyla hiç ilgilenmeden ateist olmuştur. Hem evrim teorisine inançla ateizmin hem de teizmle evrim teorisini reddetmenin özdeşleştirilmesi çok yapılan ciddi bir hatadır. Ayrıca Allah'ın varlığıyla yokluğunun bilinemeyeceğini iddia eden veya bu konu üzerinde hiç düşünmeden nötr bir tavır alanlar da bulunmaktadır. Bu kategori Allah'a inanç açısından üçüncü bir kategori olan bilinmezci yani agnostik kategori olarak ele alınabilir. Evrim teorisi içinde aynı ayrım yapılabilir. Evrim teorisinin doğruluğunu kabul edenler birinci, yanlışlığını kabul edenler ikinci, bu teorinin doğru mu yanlış mı olduğunun bilinemeyeceğini iddia edenler ve bu teoriye karşı umursamaz olanlar üçüncü bir kategori olarak ele alınabilir. Şu halde Allah inancında da, evrim teorisine inançta da üçer kategori karşımıza çıkar. Bunların birbirleriyle kombinasyonları ise dokuz kategori eder. Bu kategorileri şu şekilde göstermek mümkündür. A. 1. Evrim teorisine inanan bilinemezciler. 2. Evrim teorisine inanan ateistler 3 Evrim teorisine inanan teistler B 1 Evrim teorisini reddeden bilinemezciler 2 Evrim teorisini reddeden ateistler 3 Evrim teorisini reddeden teistler C 1 Evrim teorisi bilinemez diyen bilinemezciler 2. Evrim teorisi bilinemez diyen ateistler. 3. Evrim teorisi bilinemez diyen teistler. Bir kategoride aynı sınıfa sokacağımız kişilerin evrim teorisine bakışları veya Allah inancına bakışlarının aynı olmadığını da bilmeliyiz. Örneğin süreç felsefesine inanan Whitehead'in, Hristiyan rahip ve fosil bilimci Telhart ve Chardin'in ve Müslüman felsefeci Muhammed İkbal'in her üçü de evrim teorisine inanan teistler kategorisinin içindedirler. Fakat üçünün Allah inancında önemli farklar bulunmaktadır. Ayrıca şahısları bu kategorilerden birine sokmakta da önemli zorluklar vardır. Örneğin Darwin'in en temel eserlerine baktığımızda teist olduğunu gösteren cümlelerle karşılaşırken mektuplarının bazısında bilinemez bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Bu dokuzlu sınıflama herkesi tam anlamıyla açıklayan bir sınıflama olarak da anlaşılmamalıdır. Aynı kategorinin içine giren kişilerin arasında da farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu sınıflama bize evrimci ateist ve evrim karşıtı teist ayrımı ile herkesi sadece iki kategoriye paylaştıran yaklaşımın ne kadar eksik ve yanıltıcı olduğunu göstermekte ve bu ilişkiyi belirlememizde bize daha kullanışlı bir sınıflama sunmaktadır. Bahsedilen yanıltıcı ikili ayrım sadece eksik bir sınıflama olmakla kalmamakta, böylesi yanlış bir ayrımla beraber insanlara ya Allah'a inanıp evrimi reddedeceksin ya da evrime inanıp Allah'ı reddedeceksin denmekte, başka bir alternatif sunulmamakta, bu yanlış yüzünden yanlış ve gereksiz kutuplaşmalarla beraber hem Allah inancına hem de evrim teorisine karşı peşin hükümlü yaklaşımlara sebep olunmaktadır. 19. yüzyılda evrim teorisi ortaya konulmadan önce de birçok ateist vardı. Evrim teorisiyle hiç ilişkisi olmayan birçok sebep ateizme yol açabilir. Öyleyse evrimci ateist kategorisindeki her kişinin ateizminin kaynağını evrim teorisine bağlamamak veya evrimci bilinemezci kategorisindeki her kişinin bilinemezciliğine evrim teorisinin sebep olduğunu düşünmemek gerekir. Örneğin Darwin'in teizmle bilinemezcilik arasında geliş gidişlerinde Kötülük sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Asa ye yazdığı bir mektupta bir insanın yıldırım çarpması ile ilgili ölümünü sorgularken buna tanıklık edebiliriz. Türlerin Kökeni kitabında ve daha birçok yerde yaratıcıyı ve doğal seleksiyonlu evrim teorisini uzlaştıran Darwin'in kimi zaman bilinemezci, bazılarına göre ateist yaklaşımlarla yaratıcıya inancı arasında gidip geldiği doğru olsa da, doğal seleksiyonlu evrim teorisinin bunun sebebi olduğu söylenemez. Evrim teorisi hakkındaki kabullerin Allah inancını nasıl etkilediğini veya etkileyip etkilemediğini bulmak birçok zaman gerçekten zordur. Çünkü kişilerin Allah'ın varlığına veya yokluğuna dair inançları sırf canlıların dünyasından gelen verilerle değil, aynı zamanda psikolojik yapıları, varoluşsal sorunları, sosyopolitik yaklaşımları, şahsi tecrübeleri gibi birçok unsurla alakalıdır. Bunun örneklerinden birini Karl Marx ve Friedrich Engels ikilisinden gözlemleyebiliriz. Onlar Darwin'in evrim teorisini daha duymadan önce materyalist ateist bir inancı benimsemişlerdi. Marx, 1841 yılında yazdığı doktora tezinde ilk çağın ünlü materyalistleri Demokritos ve Epikuros'u incelemişti. Daha bu eserinde materyalist yaklaşımını ortaya koymuştu. Darwin'in evrim teorisini Marx ve Engels beğeniyle karşıladı. Hatta Engels, Marx'ın sosyal dünyadaki teorisinin canlılar dünyasındaki karşılığının Darwin'in evrim teorisi olduğunu söyledi. Sonuç olarak Engels ve Marx, kendilerinin sosyopolitik dünyada Hegel'in felsefesine materyalist bir doğrultu vererek öngördükleri evrimsel sürecin canlılar dünyasında da geçerli olduğunu söyleyen bir teoriyi severek kabul ettiler. Fakat onlar bu teori sebebiyle materyalist ateist olmadılar. Felsefelerinin temelindeki evrim kavramının canlılar dünyasında karşılığını görmeleri gibi sebeplerle bu teoriyi beğendiler. Benzer bir durumu Friedrich Nietzsche'nin yaklaşımında da gözlemlemekteyiz. Nietzsche bir yandan felsefesine aykırı bulduğu doğal seleksiyon kavramını eleştirirken diğer yandan insanların hayvanlardan türediğine dair atıflarıyla evrim teorisini kabul ettiğini göstermiştir. Fakat genel olarak Nietzsche'yi okuduğumuzda onun evrim teorisi olmasa da ateist olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç olarak evrim teorisine inanan ateist sınıftaki Marx, Engels ve Nietzsche evrim teorisinden ateizme geçmediler. Oysa Richard Dawkins de evrim teorisine inanan ateist sınıf içinde yer almaktadır ve kitaplarının birçok yerinde ateizmin ancak evrim teorisi sayesinde rasyonel olabildiğini savunmaktadır. Bu tip nedensel ilişkileri tespit etmek de şahısların inançları ve bu teoriye karşı tavırları arasındaki ilişkiyi değerlendirirken önemlidir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Evrim teorisine yaklaşım neden, Allah inancı konusundaki tavır sonuç olabilir. 2. Evrim teorisine yaklaşım sonuç, Allah inancı konusundaki tavır neden olabilir. 3. Evrim teorisi ve Allah inancı arasında neden ve sonuç ilişkisi olmayabilir. Evrim teorisi ve Allah inancı açısından yaptığım 9 maddeli sınıflama bile bu sınıflara dahil olanlar hakkında her türlü bilgiyi verebilecek mahiyette değildir. Eleştirisini yaptığım ikili sınıflamanın ne kadar yetersiz kaldığını bu açıklamalarla daha iyi anlamanızı sağlayacağını düşünüyorum. Bu kitabın odak konusu olan Müslümanlar hakkındaki yaygın kanaat, Müslümanların büyük kısmının evrim teorisine karşı olduğu ve bu teoriyi Allah inançlarıyla çelişkili gördükleri yönündedir. Fakat 2008-2012 yılları arasında dünyanın dini konularda araştırmalar yapan en önemli kuruluşlarından biri olan Pew Research Center'ın Müslüman kökenli nüfus arasında yaptırdığı ankette 22 ülkenin 13'ünün yarısının veya daha fazlasının insan dahil türlerin zaman içerisinde evrimle oluştuklarına inandıkları saptandı. Buna karşılık dört ülkenin yarısının veya daha fazlasının, insan dahil türlerin en başından bugünkü şekliyle var olduklarına inandıkları tespit edildi. Kazakistan %79, Lübnan %78, Filistin %67, Fas %63, Özbekistan %58 ile evrime en çok inanılan ülkeler oldular. Irak %67, Afganistan %62, Tacikistan %55, Endonezya %55, Türkiye %49'la insan ve diğer türlerin en baştan bugünkü haliyle oluştuklarını söyleyip, evrimi en çok reddeden ülkeler oldular. Müslümanların evrime inanma ortalamaları ise %53 oldu. %47'nin bir bölümü iki şıktan birini işaretlemeyenlerdir. Amerika'daki Hristiyanların evrime inanma ortalamalarının %46 olduğunu, aynı anket kuruluşunun tespitlerine göre düşünürsek, bu oran, beklentilerin çok üzerinde çıkmıştır diyebiliriz. Bu arada Amerika'daki Müslümanların yüzde 45'i evrime inanarak, dünya genelindeki Müslümanların yüzde 53 olan ortalamalarının altında kalmışlardır. Bahse konu ülkelerin hemen hepsinde, İslam'ın ilahi din olduğunu inkar edenlerin oranı, evrim teorisini kabul edenlere nazaran çok daha düşüktür. Bu da Müslüman ülkelerde İslam'a inanan yüksek bir yüzdenin, inançlarıyla evrim teorisi arasında bir sorun bulmadıklarını göstermektedir. Beklentilerden daha yüksek çıkan bu evrime inanma yüzdelerine karşın Müslümanlar arasında, Hristiyan ve Yahudiler arasında olduğu gibi bilim-din ilişkisi açısından en çok tartışma ve gerilim çıkartan konunun evrim teorisi olduğu da açık bir gerçektir. Bu veriler gerilimin düşük olduğunu değil, sadece sanılandan daha düşük olduğunu göstermektedir.